Da geleceğiz. Erken seçim hikayeyi gündeme gelir mi gelmez mi? ALB'de bizi Rıdvan bekliyor. Rıdvan, iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Petrolü konuşalım seninle. Gerçekten bugünün, bu akşamın en önemli hikayesi %7 aşağıda Brent ve Amerikan tipi ham petrolü. Brent %6 idi, Amerikan tipi %7. Sen neye bağlıyorsun ve nasıl devam edecek bu hareket? Rıdvan beni duyabiliyor mu acaba? Peki biz devam edeceğiz hocam. Bir bağlantımızda ufak problem oldu. Şu erken seçim hikayesi soracağım ama Özlem'e bir kez daha döneyim. Şimdi hala Yunanistan hikayesi masada ve hala kapının dışına itilmiş değil. Bundan sonra ne olacak diye belki konuşmak lazım. Piyasalarda hala bir çözüm bulunabilir diye bekliyor galiba. Euro bölgesi liderleri, AB liderleri yarın toplanacak. Evet, doğru söylüyorsun Barış. Hakikaten de Euro dolardaki özellikle hareketlerden takip ediyoruz piyasada nasıl algılandığı veya beklentileri ne yöne doğru yığılmakta olduğunu. Nitekim ilk referandum sonucunda çok hızlı bir aşağı yönlü hareket gördük ama yani düşe düşe bir işte 0.970'lere gördük. Sonra geçen hafta 0.950'ye kadar gelmişti. Oraya kadar bile inmedi. Ve hemen sonrasında bir toparlanma. Şimdi işte yine bir onun üzerindeyiz. Buraya kadar gelindiyse yani referandumun artık Euro'dan kalma mı çıkma mı meselesi anlamına gelmediği artık iyice teyit edildiği için illaki bir masaya oturulacak ve gerekiyorsa hani fedakarlık edilmesi gerekiyorsa edilecek ve bir sonuca ulaşacak. Özellikle de Varoufakis'in hani istifası da bu anlamda önemli. Gelen kişi ara buluculuk, daha önceden ara buluculuk evet. Yapan kişi yeni Maliye Bakanları. Dolayısıyla biraz daha teknokrat diyebileceğimiz bir şeye de özelliğe de sahip bir insan. Muhtemelen daha yapıcı olacaktır. Ha bu tabii şey değil yani artık tamam borçcun bir kısmı silinip geri kalanı yapılandırıldı filan. Bundan sonra işte 5 sene daha bunu çekerler sonra toparlamaya gider filan gibi bir uzun vadeli şeyden söz etmiyorum. Ama kısa vadeli piyasalar açısından bundan sonraki süreç muhtemelen daha pozitif haberleri ağırlıklı olarak fiyatlamaya dönük olacaktır Yunanistan'la ilgili. Ta ki işte 20 Temmuz'da galiba Avrupa Merkez Bankası'nın borçları var. 3,5 milyar euroluk bir şey var, ödeme borç var. Zannediyorum ki onu bari ödeyecek kadar bir yapılandırma çıkar. Peki. O yüzden ben hani Temmuz sonuna veya hani kısa vadede çok negatif bir şey beklemiyorum oradan. Ancak dair. Negatif hani bir 6 ay sonra yeniden artık bir round daha gelebilir. Evet, gelebilir. ALB hazırmış. Kopartmadan eğer yakaladıysak bir kez daha Rıdvan'a dönelim. Rıdvan, petrolü sormuştum sana. Nasıl yorumlarsın bu sert düşüşü diye hemen yöneltelim. Evet, haftanın ilk işlem gününde petroldeki satışlar biraz fazla gelmiş olabilir yatırımcılara. Fakat bu satışların temeline baktığımız zaman satışların çok da sürpriz olmadığını görüyoruz. Temelinde ilk önemli faktörlerden birisi stoklardaki artış. Geçen hafta biliyorsunuz beklentilerin aksine yukarı yönlü hareketler vardı stoklarda. Yaklaşık 8 hafta üst üste gerileyen petrol stokları geçen hafta artış gösterdi. Bu zaten geçen hafta petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketleri desteklemişti. İkinci sebep baktığımızda ise Yunanistan endişeleri. Yine geçen hafta olduğu gibi petrol fiyatları Yunanistan endişeleriyle birlikte sert satışlara sebep oldu diyebiliriz. Tabii ki de burada riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü ihtimale baktığımızda ise, daha doğrusu faktöre baktığımızda ise özellikle Çin tarafı, yayında da konuştunuz. Çin'deki ekonomik istikrara yönelik endişelerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yeni satışların desteklendiğini ve son faktöre baktığımızda ise İran ile yapılan müzakereler yarın son görüşme tarihi olarak nitelendiriliyor. Burada ambargoların kalkması ve İran'ın da üretimde devreye girmesi ihtimali fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda bu temel kısımları birleştirdiğimizde petroldeki sert fiyatların nedeni ortaya çıkıyor. Teknik anlamda baktığımızda ise Haziran ayından bu yana aşağı yönlü bir kanal hareketi yapıyordu. Diplerden sürekli toparlanıyordu petrol fiyatları. Ancak bugünkü gelişmelerle birlikte bu kanalın da aşağısına geldiğimiz için satışların daha da hızlandığını söyleyebiliriz. Burada 55-30 dolar desteğine dikkat etmekte fayda var. Önümüzdeki dönemlerde 55-30 dolar desteği destek seviyesi olarak gözüküyor. Bu sert satışların tepki alımları buralardan gelebilir. Gelmediği takdirde satışların artarak devam edebileceğini söyleyebiliriz.
borsaya bakalım. %1'in üzerinde prim var. Borsadaki bu yukarı hareketi petrole mi bağlayalım ve devamını bekler misin bugün %7 düşüşü gördükten sonra? Evet, aslında yukarı yönlü hareketleri incelediğimizde Avrupa ve ABD borsaları bugün tamamı neredeyse satıcılı seyretti Yunanistan endişeleriyle birlikte. Ancak yurt dışına baktığımız zaman pozitif bir ayrışma söz konusu. Tabii ki de bu ayrışma sadece bugün değil, seçimden sonraki sürece baktığımızda yurt içinde pozitif ayrışmanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dolar TL'ye kısaca değineceğim burada. Bugün Türk lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden oldukça pozitif ayrıştı. Yine seçimden sonraki sürece baktığımızda ise Türk lirasının pozitif tarafta liderliği ele aldığını görüyoruz. Bunun da tabii ki de yurt içine etkisini görmekteyiz. Petrol fiyatları çok fazla etkilemiş olacağını düşünmüyorum ama illaki bir miktar destekte bulunmuştur. Özellikle hisse bazlı hareketleri etkisinden dolayı. Evet. Yurt içinde önemli gelişmelerden birisi tabii ki de yurt içi siyasi beklentiler. Koalisyon ihtimali hala masada. Erken seçim ihtimali de masada olmasına rağmen koalisyon beklentileri hala yüksek konumda konumlanmış gözüküyor. Bu da Borsa İstanbul'u yukarı yönlü taşıdı. 82.300 üzerindeki tutunmalar önemliydi. Bugün kapanışı 82.300'ün hafif üzerinde yaptık. Bu sebepten dolayı önümüzdeki dönemlerde bu seviyenin üzerinde alımların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz Rıdvan. Ağzına sağlık. ALB Forex'te kolay gelsin diyelim. Biz de yeniden dönelim efendim. Stüdyomuza Özlem Derici ve Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile sohbetimize. Hocam gelelim içerideki meseleye. Şimdi seçimden sonra size program yaptık. Hemen pazartesi akşamıydı. Siz AK Parti CHP koalisyonu olmalı ve olacağına da inanıyorum gibi sanki olabilir dedim. Olabilir.